Dur dur, buldum galiba. Cendere fareleri. Ha? Zeki manasında. Size en uygunu bu manasında. Durun! Durun! Arkadaşlar, takımımıza isim buldum. Pastırma. Kısaltması da oluyor. P-T-M. Nasıl ama? Şaşkın. Ne abicim o öyle? Peşiktaş, timnastik, mülübü. Uy. Ula beğendim ben bu ismi. İyi. Haka. Ya tamam hadi bırakın Laga Luga'yı. Geç kalırsak çıkamayacağız dışarı. Tahir yüzbaşı nöbetçi. Ya Laga, Laga Luga da fena isim değil ha. Laga Luga spor. Laga Luga. Laga Luga. Laga Luga. Laga Luga. Laga Luga. Emrah Yılmaz. Yunus Yıldırım. Forma da yaptırsak ne güzel olur ha. Olur. Arkasına adımızı da yazdırırız. Aha oğlum geç kaldık. Gelin koşun koşun geç. Bak sen. Karargahın haytaları teşrif etmişler sonunda. Aha süper isim. Karargah haytaları. Saat 9:10 geçiyor beyler. Neredesiniz? Biz saat 9:30'da çıkacağız diye biliyorduk komutanım. Ama... Bak şu konuşana. Levent Üsteğmen'in artist postası. Herkes biliyordu da biz siz mi bilmiyorsunuz kaçta çıkılacağını? Kaçta dedim ben ha? Sen nöbetçi çavuştun söyle bakalım. Ben de 9:30 diye biliyordum komutanım. Kendilerine ki çavuşları ne olsun? Şu üst başlara bak sen. Serseri gibi hepsi. Bu sakallar ne böyle? Akşamdan mı kestin? Hayır komutanım. Sabah kestim. Yalan söyleme. Şunlara bak. Odun gibi. Odun gibiler komutanım. Ben kesiyorum. Onlar yeşil yeşil yeşilleniyorlar. Ukalalık etme. Çünkü saati geçti. Hadi bakalım geri. Yürüyün. Marş marş. Ama komutanım albayımızın bize mükafatı vardı. Uzatma. Mükafatı hak etseydiniz o zaman. Yürüyün hadi yalla. Emredersiniz. Ferit öyle sahnede şiir okurken görünce çok duygulandım ya. Gurur duydum valla. İyi misin Deniz? İyiyim iyiyim. Başım döndü biraz. Tansiyondan olmasın? Alo. Ne haber canım? Aa, çıkamıyor musunuz? Ya. Cık. O kadar da plan yapmıştım buluşacağız diye. Neyse, tamam canım. Üzme sen de kendini olur mu? Ben de. Hiçbiri çıkamıyormuş çarşı izinde. Tahmin etmiştim. Bugün Tahir yüzbaşı nöbetçim. Levent de bölüğüne taktı kafayı. Uğraşıyor işte. Ya iyi de yapılır mı ya? Haksızlık. Hayır komutanım, çarşıya çıksınlar tabii. Ama öyle başıbozuk haldeler ki bir görseniz yani. Tahir abartmıyorsun değil mi? Ben bu çocuklara mükafat izni verdim. Biliyorum komutanım ama ben özellikle izne çıkış saati 9 diye belirttim. Bunlar elleri bellerinde sallana sallana geliyorlar. Yani Levent Üsteğmen çok yüz veriyor bunlara. Günaydın komutanım. Günaydın Levent. Biz de seninkilerden konuşuyorduk. Hayırdır komutanım? Yine bir hat mı karıştırdılar? Ortalığı karıştırmadıkları gün mü var sanki? İzin çıkış saatinden sonra gelmişler nizamiye. Komutanım çıkış saati 9:30 değil miydi? Hayır komutanım 9 diye üstüne basarak söyledi. Kusura bakmayın komutanım. Bana da Ahmet Başçavuş söylemişti. Bir yanlış anlaşılma oldu demek ki. Bize gıcıklık olsun diye yapıyor ben biliyorum. Ya kardeşim be. 40 yılın başı ne güzel çarşıya çıkacaktık be. Harbi de ya. Bu ne abi? Ceza üstünde ceza, ceza üstünde ceza. 2 aydır çarşı yüzü görmedik be. Ya vallahi galiba hepsi benim yüzümden oldu babacanlar. Kusura bakmayın be. Seninle ne alakası var be abi? Oğlum dün benim yüzümden Levent Üsteğmen'le takıştı ya. Belli ki oyuncunu alıyor işte. Alsın ula. Biz nasılsa bir yapar alırız öcüğümüzü. Ah be buru derim. Nasıl da biliyorlar kendilerini. Biz buradayken daha çok bozarız Tahir Yüzbaşı'nın sinirini. Nasıl sinirim tokatlıyı bizi ama. Cenab-ı Allah kurban olduğum. Seni insanlara ibret ol diye mi yarattı Cemal? Gitmeyin oğlum siz de çocuğun üstüne. Bak o da neydi hani şu devrim evrimin orta yerinde oturup kalmış işte. İlk insan. Hatta
yarı insan, yarı homo erectus. Şahap, ayıp oluyor öyle homo falan ama ha. Al işte. Ulan bir o kadar laf ettim, içinden öyle onu mu aldın? Yengesiz işte. Ya bırakın şimdi şamatayı da kankiler, bu Tahir Yüzbaşı hep bizimle böyle uğraşacak mı? Ben sıkıldım vallahi ya. Koskoca yüzbaşıya ne yapacaksın oğlum? Gözüne batmamaya çalışacağız işte. Tahir Yüzbaşı da takım kurmuş diyorlar. Turnuvaya katılacaklarmış. Korkma Tosunup, korkma. Bu aslında haberin kralı. İnşallah o takım bizim karşımıza çıkar da darma duma ederiz, alırız ucumuzu be. Bizi mi darma duma edeceksiniz? Oh. Buyurun işte babacanlar. Havalar ısındı ya. Bütün yılanı, haşeratı çıktı meydana. Sana yediğin dayaklar yetmedi galiba. Hala konuşuyorsun Sinan Efendi. Size de Tahir Yüzbaşı'nın attığı tokatlar yetmedi anlaşılan. Bana bak, terbiyesizlik etme pis herif. Dur be abi, değmez. Gıcık işte. Sahada görüşürüz oğlum. Tahir Yüzbaşı 3. taburdaki kara gümrükte Osman'ı aldı. Hiç şansınız yok. Kara gümrükte Osman kim be? Ne bileyim ya. Profesyonel futbolcu Hüsam. Fenerbahçe şampiyon olamayınca transferi yattı. Üstelik de erkenden askeri almıştı.